Merhaba değerli izleyiciler. Bizim ve kainatın yaratıcısı olan Rabbimiz isim ve sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazırdır. Fakat zat-ı itibariyle o elbette yarattığı mekanın bir parçasına yerleştirilmekten münezzehtir. Bütün mesele bizim ona yakın olmaya çalışmamızdır. Biz ona yakın olduğumuzda, imanımızla, amellerimizle yakın olduğumuzda, onun rahmetine, mağfiretine, muhabbetine ve rızasına mazhar oluruz. Vakıa suresinde Cenab-ı Hak, ona yakın olanlardan, kendisine yakınlaştırılmış olanlardan, mukarrabundan bahseder. 10. ve 11. ayet. Ve buyurur ki وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Önde olanlar, yani imanda, taatta, ihlasta, hizmette, önde olanlar, önde olanlardır. Şefkat edenlerdir. Onlar mukarrabundur. Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Buradan şunu anlıyoruz. Allah'a yakın olmanın, yaklaşmanın yolu sabikundan olmaya çalışmaktır. Önde olmaya gayret etmektir. Hangi konuda? İmanda, ibadette, takvada, ihlasta. Vakıa suresinin verdiği mesajlardan birisi budur, 10. ve 11. ayet. Bizi Allah'a yaklaştıran diğer bir husus ise duadır. Ona niyazda bulunmak, tazarruda bulunmak, taleplerimizi ona arz etmektir. Madem o bize bizden daha yakındır, her şeyi bilen ve duyandır, öyleyse dua ile, niyaz ile ona yaklaşmamız icap eder. Bakara suresinin 186. ayetinde Cenab-ı Hak tam da bunu ifade eder. Ve izâ sâleke ibâdî annî فإني قريب فأجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Ey peygamber, kullarım sana beni sorarlar. De ki ben onlara yakınım. Subhanallah. Allah bize bizden daha yakın. فإني قريب, ben onlara yakınım. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Ona dua ederlerse ben onların dualarına icap eder. Kabul etmek ayrı, bunu her zaman hatırlıyoruz. Ama icabet etmek Cenab-ı Hakk'ın bu ayette uhdesinde olduğunu ifade ettiği bir müjde. Biz eğer dua edersek muhakkak ki Cenab-ı Hak icabet ediyor. Ya duamızı aynen kabul ediyor, ya ahirete tehir ediyor, ya daha hayırlısını ihsan ediyor ama mutlaka icabet. Öyleyse bizi Allah'a yaklaştıran, yakınlaştıran en önemli hususlardan birisi olarak da duayı dilimizde, kalbimizde, amellerimizde asla eksik etmememiz icap ediyor. Bizi Allah'a yaklaştıran üçüncü husus ise farzlar ve nafilelerdir. Bunu da kutsi hadiste Cenab-ı Hak peygamberine, Peygamber Zişan aleyhissalatü vesselam da bizlere bildirir. Diyor ki hadisi kutsi'de Rabbimiz, kulum bana farzlardan daha sevimli bir ibadetle yaklaşmaz. Demek ki Allah'a yaklaşmanın en büyük aracı farzlardır. Niye benzer bu? Bir öğretmen verdiği ödevlere, derslere riayet eden, çalışan öğrencileri sever. Ya da öğrenci açısından bakarsak öğrenci, öğretmen dediklerini yapmak suretiyle öğretmenin gözdesi olur. Bizim de Rabbimize yaklaşmamız, onun bize emrettiği, farz kıldığı hususları yerine getirmekle gerçekleşir. Kutsi hadis devam ediyor ve buyuruyor ki Rabbimiz, nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Öyle ki ben o kulumun gören gözü, duyan kulağı ve yürüyen ayağı.
Subhanallah. Ne büyükmüş de. Demek ki biz farzlara riayet ederek, nafilelere yapmaya çalışarak elimizden geldiği kadar Cenab-ı Hakk'a yaklaştığımızda o adeta bizimle oluyor. Bizim gören gözümüz, duyan kulağımız ve yürüyen ayağımız oluyor. Esbelli ki burada nihayetsiz mertebeler var. Olmak, olmaya çalışsak azimkardır diye düşünmemiz icap ediyor. Bizi Rabbimize yaklaştıran, yakınlaştıran bir diğer husus da biraz tersinden bir ifadeyle Alak suresinde belirtilir. O da insanın tuğyandan uzak olmasıdır. Tuğyandan uzak olan bir insan Allah'a yaklaşır. Bu ne demektir? İnsanın aczini ve fakrını fark etmesi demektir. Aczini ve fakrını fark eden bir insan Rabbine iltica eder. Samimi olarak ona yaklaşır. Onun rahmetiyle, onun lütfuyla ve keremiyle baş başa kalır tabiri caizse. Ama kendisini müstani gören bir insan, kendisini yeterli gören bir insan, acizliğinin ve fakrının, fakirliğinin farkına varmayan bir insan Allah'a kul olamaz. Nefsine tabi olur. Eşyaya kul olur. Sebeplere kul olur. Onun için insan mutlaka acizliğini bilmesi lazım. Ben acizim. Fakrını bilmesi lazım. Ben fakirim. Bende ne varsa onun verdiğidir. Ben ölümü öldüremem. Kabir kapısını kapatamam. İhtiyaçlarımı temin ve tedarik edemem. Ebede kadar uzanmış olan hacatımı tedarik edemem. Ancak beni yaratan ve bana bu duyguyu ihsan eden benim ihtiyaçlarımı karşılar. Ben ona muhtacım. Ben ona müracaat etmeliyim derse insan Allah'a özetlemek gerekirse Allah'a yakınlaşmanın, takarrub ehli olmanın yolu sabikundan olmaktır. İmanda, taatta, hizmette önde olmaya çalışmaktır birincisi. İkincisi dua ederek, niyaza bulunarak Rabbimize yaklaşmaktır. Üçüncüsü fazlarla ve nafilelerle yani ibadetlerimizi artırarak ona yaklaşmaya çalışmaktır. Ve nihayet dördüncüsü azimizin, takımızın farkında olarak, ona iltica ederek ona yaklaşabiliriz. Ona yaklaşmak demek, onun rahmetine mazhar olmak, mağfiretine mazhar olmak, muhabbetine mazhar olmak demektir. Allah bizleri kendisine yakın olan, kendisine yaklaştırdığı kullarından eylesin. Rahmetine, mağfiretine, muhabbetine ve rızasına evdirsin. Thank you.